Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle oldukça pratik ve çok nefis bir tarif paylaşacağım. Eğer sizler de benim gibi bisküvili tatlıları seviyorsanız bu tarifi kesinlikle denemelisiniz. Tarifimde kullandığım malzemeleri videonun açıklama kısmına yazdım. Çok fazla uzatmadan tarifimizin yapımına geçelim. İlk olarak pudingimizi hazırlıyoruz. Bunun için 1 litre sütü uygun bir tencereye boşaltıyoruz. Sütün içerisine 1 su bardağından biraz eksik toz şekerini, 4 dolu yemek kaşığı unu, 1 dolu yemek kaşığı nişastayı ve 3 dolu yemek kaşığı kadar da kakaoyu ilave ederek güzelce çırpıcı yardımıyla karıştırıyoruz. Hiç topak kalmayıncaya kadar güzelce karıştırdıktan sonra pudingimizi ocağa alıp pişirebiliriz. Yüksek ateşte sürekli karıştırarak pudingimiz kaynayıncaya kadar pişireceğiz. Bu tarifi dilerseniz hazır paket pudinglerden de hazırlayabilirsiniz. Fakat birazdan pudingin piştiğinde göreceksiniz ki kıvamı biraz koyu olacak. E, bunun için kullandığınız paket pudingde de süt miktarını biraz az kullanmanızı öneririm. Pudingin pişti. Gördüğünüz gibi kıvamı biraz koyu oldu. İçerisine bir paket vanilyayı ve bir yemek kaşığı kadar tereyağı ya da margarini ilave ederek karıştırmaya devam ediyoruz. Pudingin üzerine bisküvileri ekledikten sonra daha rahat karıştırabilmek için ben pudingi daha geniş bir kaba boşalttım. Siz geniş bir tencerede pudinginizi hazırladıysanız boşaltmanıza gerek yok. Pudingi ara ara karıştırarak 5 dakika kadar ilk sıcağı çıkması için bekliyoruz. Ben ilk aşamada 2 paket kakaolu petit beurre bisküviyi rondodan geçirmiştim. Fakat sonrasında karıştırdığımda baktım kıvamı biraz ince oldu. Sonrasında yarım paket daha rondodan geçirdim. Toplamda e, rondodan geçirilmiş halini su bardağı ile ölçtüğümde 5 su bardağı kadar çekilmiş e, bisküvi kullandım. Siz de bisküviye eklerken kontrollü bir şekilde ekleyin kıvamına göre ekleme yapabilirsiniz. Başta pudingi yaparken de koyu kıvamlı hazırlamamın sebebi bu. Bisküvi de ekledikten sonra dolapta biraz bekleyince hemen hemen kek kıvamına gelen bir tatlı oluyor. Ben elimdeki kare çerçeveyle şekil vermeyi tercih ettim. Siz dilerseniz borcamın içerisine streç film geçirebilirsiniz. Streç filmin üzerine benim yaptığım gibi tatlınızı aldıktan sonra tatlınızı soğumaya koyun. Soğuduktan sonra kalıp şeklinde çıkacaktır. Bütün malzemeyi kalıbın içerisine aldıktan sonra güzelce her yerine eşit miktarda dağıtıyoruz biraz bastırarak düzleyin ki alt kısımda boşluklar kalmasın. Tatlımızı buzdolabına kaldırarak en az 3 saat kadar dinlendirmemiz gerekiyor. Dilerseniz akşamdan hazırlayıp sabaha da servis edebilirsiniz. Diğer tarafta çikolatalı ganajımızı hazırlıyoruz. Siz ganaj yerine isterseniz hazır çikolata sos ya da ev yapımı çikolata sos da kullanabilirsiniz. Çikolatalı ganajımız için bir paket kremayı yani 200 mililitre kremayı uygun bir cezveye alarak kaynama noktasına gelinceye kadar ısıtıyoruz. Ardından içerisine 200 gram kadar sütlü ya da bitter çikolatayı ekliyoruz. Ekledikten sonra biraz bekleyin ki çikolatalar içeride yumuşasın. Biraz bekledikten sonra karıştırınca ganajımız çok rahat bir şekilde hazır hale geliyor. Ben çikolatalı ganajı tatlımı buzdolabından çıkarmaya yakın hazırladım. Daha hızlı soğuması için geniş bir kaseye aldım. Ben tatlımı 3,5 saat kadar buzdolabında dinlendirdim. Sonrasında şekil verme işlemine geçtim. Kalıptan rahat bir şekilde çıkması için bıçakla kenarlarına çizik atıyoruz. Ben orta boyutlarda kareler oluşturarak şekil vermeyi tercih ettim. Siz dilerseniz farklı şekillerde şekil verebilirsiniz. Bu şekilde oldukça doyurucu toplam 16 porsiyon pasta çıktı. Yoğun kıvamlı olduğu için tek bir porsiyon fazlasıyla yetiyor inanın. Servis tabağına aldıktan sonra üzerine soğuyan çikolatalı ganajımızı ekleyebiliriz. Ben üzerine parça Antep fıstığı ile süslemeyi tercih ettim. Siz isteğinize göre fındık, ceviz, hindistan cevizi ya da başka şeylerle de süsleyebilirsiniz. Hazırladıktan sonra buzdolabında dinlendirme süresini saymazsak eğer çok kısa sürede hazırlayabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Bunun için size önerim eğer ertesi gün gelecek misafire ne tatlısı yapsam diye düşünüyorsanız akşamdan 10-15 dakikada tatlınızı hazırlayın ee, buzdolabına koyun sabah kalktığınızda şekil verme işlemi kalsın. Bir defa denedikten sonra müptelası olacağınızı düşündüğüm bir tarif. İnanın çok lezzetli. Eğer tarifimi denerseniz duygu ve düşüncelerinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Paylaşımlarımı faydalı buluyorsanız videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.